Konuğumuz var, stüdyo konuğumuz. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen stüdyomuzda. Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı ve uzmanlar bu durumun okyanuslardaki kasırgalara benzer şiddetli hava olaylarına neden olabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Peki böyle bir şey mümkün mü? Güney kıyılarımızda kasırga vurabilir mi? CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen'e soracağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle diyelim ve Türkiye'yi de kasırga vurur mu? Hayır, vurmaz. Yani o kasırgalar daha çok ekvator bölgesindeki okyanuslarda meydana gelir. Çünkü neden orada meydana gelir? Çünkü oradaki su kütleleri daha fazla. Bizim en fazla oraya yakın olan yerimiz İskenderun Körfezi civarıdır. Ve kapalı bir körfez gibidir. Dolayısıyla burada bir takım problemler olabilir ama dediğim gibi kasırga, tayfun gibi meteorolojik hadiseler okyanuslarda meydana gelir. Yani işte Miami'nin güneyinde, daha doğrusu onun esas yeri Meksika Körfezi'nin çok fazla ısınması, deniz suyunun çok fazla ısınmasından kaynaklanan bir olaydır. Türkiye'de öyle bir tehlike yok. Ha, Türkiye'de ne tehlikesi var? Evet, çok anormal sıcaklıklar var deniz suyunda. Yani ben dün bakmıştım, 14-15 derecelere kadar sıcaklıklar var. İstanbul'un Karadeniz sahilinde 12 derece deniz suyu sıcaklığı var. Bu ne yapıyor Göksu, biliyor musun? Buradaki deniz suyu sıcaklığının olması İstanbul'a kar yağışını da engelliyor esasında. Etrafı, yani 12 derecelik bir deniz suyunu düşün yanında. Yanında da kara var, yani bizim yaşadığımız şehir var. O sıcaklık havayı da etkilediği için zaten, yani deniz ve hava sürekli etkileşim halindedir. O ona sıcaklık verir, nem alır, öbürü nem verir. Dolayısıyla bu denizler önemlidir. Türkiye'nin de üçte biri denizlere çevrili olduğu için genellikle ılıman bir iklime doğru götürür. Ha, gelelim, deniz suyu sıcaklıkları yükseliyor, ne olacak? Yani şunu yapabilir bir tek burada. Bu bölgede, yani Akdeniz bölgesinde yaz aylarında hortumları meydana getirebilir. Kasırga değil de hortumlar burada meydana gelir ki bazen geliyor yani. Ve bu senede bu deniz suyu sıcaklıkları şimdiden yüksek. Tabii bu ta 25-30 derecelere kadar çıkacak yaza doğru. Daha fazla hortum olma şeyi ihtimali burada daha fazla. Hocam, son dönemlerde hortum aslında çok görüyoruz, sizin de söylediğiniz gibi. İstanbul'da da hatta görüldü zaman zaman. İstanbul için de aynı risk söz konusu mu? Söz konusudur Göksu. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu tropik iklim 30 derece enlemlerdedir. Yani tropik iklime baktığımız zaman, tropik iklimin etkili olduğu yerlere baktığımız zaman dünyanın her tarafında çöldür oralar. Yani boş zamanınıza baktığımız zaman çöldür. Şimdi o tropik iklimde kuru bir hava var ve bu tür yağışları, bu tür şeyleri meydana getirebiliyor ki işte demden senin de söylediğin kasırgalarda Atlas Okyanusu'nda veya işte Büyük Okyanus'ta o şekilde meydana geliyor. Şimdi küresel ısınmadan dolayı bir derecelik bir artış küresel dünyanın ortalama sıcaklığındaki bu şeyi, 30 derece enlemlerdeki bu tropik iklimi kuzeye doğru kaydırdı. Biz kaç derece enlemlerdeyiz? Biz 36 derece enlemdeyiz. Şimdi 150 kilometre daha yukarı kaydı bu iklim, bu tropikler. Dolayısıyla biz artık onun etkisine doğru girmeye başladık. Akdeniz bölgesi de onun etkisine girdi. Yani yarı tropik demeyeyim ama yarı kurak iklim şartlarına bizde görülmeye başladı. Tabii ki bunun ta ki bundan 3 sene önce Ege Denizi'nde meydana gelen büyük bir şeyden, alçak basınç sisteminden neredeyse İzmir ve Çanakkale'de en yüksek rüzgar hızları ölçüldü. Dolayısıyla İstanbul'da da bu mümkündür. Ama İstanbul'da Marmara Denizi'nin etkisi değildir o, ama gene de Akdeniz üzerinden gelen bir sistemin etkisidir. Özetlersek, birincisi bu Akdeniz'deki bu deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması buradaki iklimi biraz ılımanlaştırıyor. Bir, bunun yanında da burada hortum gibi, dolu gibi, ki bu bölge bizim biliyorsun hep seracılıkla olan bir yer, yoğun olan bir yer. Buralarda bunlara zarar verebilir. Yani şey yok, kasırga yok. Kasırga burada olmaz. Ama
şiddetli yağışları ve dolu yapabilir. İstanbul'da işte Karadeniz sahilinde de bir türlü kar yağmıyor bu kış mevsiminde. Nedenlerinden bir tanesi de deniz yüzey sıcaklıklarının yüksek olması. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen ile kasırgaları konuştuk aslında. Türkiye'de de böyle bir durum söz konusu mu? Hepsini ve daha fazlasını yanıtladı.